Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir videoyla karşınızdayım. Videomun adı 2020 anılarım, 2021 planlarım. Nasıl bir video olacak? Şöyle, öncelikle 2020'de neler yaptım, neler başardım, hani genel olarak nasıl bir yıldı? Onunla ilgili böyle kısacık bir, kısa film gibi bir şey var aslında. 1 dakika, 1,5 dakika falan sürecek. Böylece 2020'de, yani 2020'nin nasıl geçmiş olduğunu görmüş olacaksınız. Sonra videonun devamında ise 2021'de neler yapmak istiyorum, planlarım neler, hedeflerim neler, biraz bunlardan bahsedeceğim. Böyle biraz sohbet tadında bir video olacak aslında. Seneye böyle girdim. Saçlarımı kestirdim. Okula gittim. Test çözdüm. Metroya bindim. Yine test çözdüm. Yemek yedim. Yeni bir diziye başladım. Vapura bindim. Kitap okudum. Soru çözdüm. Daha çok soru çözdüm. Özet çıkardım. Dershaneye gittim. Mezuniyet fotoğraflarımı çekildim. Yine ders çalıştım. Biraz kedi sevdim. Kahve içtim. Film izledim. Okul online eğitime döndü. Tekrar ve tekrar test çözdüm. Online derslere katıldım. Piyano çaldım. Yogaya başladım. Sağlıklı beslenmeyi denedim. Arkadaşlarımla konuştum. Biraz dizi izledim. İnkılap tekrarı yaptım. Branş denemeleri çözdüm. Map örnek sorularını çözdüm. Bitmeyen online derslerle boğuştum. Genel denemelere geçtim. Dershanemi ziyaret ettim. Diş tellerim çıktı. Test kitaplarının arasında kayboldum. Daha fazla deneme çözdüm. LGS için son günleri saymaya başladım. Son 5, son 4, son 3, son 2 ve yılın son testlerini çözdüm. LGS sonucumu öğrendim. Kitap okudum. Kafelere gittim. Hangi liseyi kazandığımı öğrendim. Hayvanlarla vakit geçirdim. Yeni lezzetler denedim. Sokak sanatçılarını dinledim. Dondurma yedim. Gün doğumunu izledim. Sahilde yoga yaptım. Tüm test kitaplarımdan kurtuldum. YouTube kanalı açtım. İlk defa okulumu ziyaret ettim. Güzel fotoğraflar çektim. Duvarımı yeniledim. Online eğitimler başladı. Lisenin ilk günü kombinimi yaptım. Yüz yüze eğitim başladı. İzmir'e gittim. İzmir sokaklarında gezdim. İlginç kafeler gördüm. Metroya bindim. Tonguç Akademi için video çektim. Okul online eğitime geri döndü. Yeni yıla böyle giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim 2020'm genellikle ders çalışarak ve deneme çözerek geçmiş. Ama LGS'den sonra da bayağı eğlenmişim yani. Sırada 2021'de neler yapmayı planlıyorum, neler istiyorum, biraz onlardan bahsedeyim. Buna aslında iki gruba ayırdım. Bir, böyle kendimi geliştirme, eğitim açısından yapmak istediklerim. İkinci olarak da daha böyle kişisel isteklerim gibi olabilir. İlk gruba gelmek gerekirse, lisenin ilk senesindeyim ve hani sınav var, her şey ortaokul gibi değil. O yüzden hani notlar konusunda herkesten duyduğum kadarıyla biraz zor oluyor lise. O yüzden benim ilk hedefim hazırlık sınıfı ortalamamı 90 üstü tutmak. Bu bilmiyorum kolay olur mu, hani nasıl olur bilmiyorum. İlk defa lisede sınava gireceğim ama hedefim 90 üstü bir ortalamaya sahip olmak okul için. Daha sonra bu yıldan beklentim İngilizcemi geliştirmek, ama şu açıdan geliştirmek. Hani çok klasik olacak, hani klasik bir Türk söylemi bu. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Çünkü gerçekten anlamada hiçbir sıkıntım yok. Ama konuşmada böyle istediğim gibi speaking yapamıyorum. İstediğim gibi akıcı konuşamıyorum ve aksanım çok hoş değil açıkçası. Onu geliştirmek istiyorum biraz. Yapmak istediğim başka bir şey de bu YouTube kanalıyla ilgili. YouTube kanalım aslında yeni olmasına rağmen bence güzel bir şekilde ilerliyor şu an. Ve bu şekilde devam ettirmek istiyorum bu olayı. Yani 2020'nin sonunda, hayır 2021'in sonunda 100 bin aboneyi geçmek istiyorum. Ve dolayısıyla YouTube'dan bir 100 bin plaketi almayı hedefliyorum. Bilmiyorum bunu yapabilir miyim, çünkü çok fazla etkene bağlı bu. Ama umarım olur. Bu hayalime siz de dahilsiniz. Siz de destek olabilirsiniz. Eğer izliyorsanız videoya abone olmayı unutmayın. Buradan da reklamımı yapayım. Evet, yapmak istediğim başka bir şey de kitap okumak konusunda. Bir yılda 52 hafta var. Ben dedim ki önce 50 kitap okuyayım bir yılda. Hani öyle bir hedef koyayım dedim. Sonra dedim ki çok olacak. Hani uzun kitap okumak isteyebilirsin falan filan. O yüzden 40'ta karar kıldım. 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar toplam 40 tane kitap okumayı hedefliyorum. Tabii bu kitaplar bana bir şeyler katmayacak kitaplardan bahsetmiyorum. Bana kendimi geliştirme açısından bir değeri bulunan kitaplar, konuşamadım ya. Evet, kitap okumam gerektiğini anlıyorsunuz zaten. Bana bir şeyler katacak kitaplar okumak istiyorum, 40 tane. Tabii ki bu en az 40 tane. Hani 40 tane kitap okuduktan sonra of ben bitirdim artık kitap okumayacağım demeyeceğim. Yani en az 40 tane kitap bitirmeyi hedefliyorum bu yıl. Yapmak istediğim aslında bu çok böyle geniş bir madde olacak ama
yeni şeyler öğrenmek istiyorum ve aslında bunu böyle bir seriyle de başlatmak istiyorum. Hani yeni şeyler öğreniyorum serisi başlatmak istiyorum açıkçası kanalımda. Örneğin böyle çok alakasız hobiler edinebilirim. Ne bileyim kaligrafi olur, resim çizmek olur, jonglörlük olur. Böyle tuhaf tuhaf değişik hobiler edinmek istiyorum. Hem de bir seri başlatmak isterim böyle. Yeni şeyler deniyorum diye. Eğer böyle bir şey isterseniz aşağıya yazın. Hani pek ders içerikli olmaz bunlar. Ama eğleniriz diye düşünüyorum. Ben de çekerken eğlenirim. Öyle değişik bir seri ve kendime de bir şeyler katabilecek bir şey başlatmış olurum. Güzel olur. Daha sonra beni sık takip ediyorsanız benim piyano çaldığımı biliyorsunuzdur. Ama piyanoyu son aylarda, hani LGS'den sonra tam olarak bir düzene oturtamadım açıkçası. 2021'de düzenli olarak piyano çalmayı hedefliyorum. Her gün en az böyle oturup yarım saat piyano çalışmayı düşünüyorum. Yani umarım başarırım. Piyano çalmayı seviyorum ama ara verildikten sonra geri dönmesi çok zor oluyor. O yüzden hala ben tam olarak oturtamadım piyano düzenimi. 2021'de bunu da hedefliyorum. Aslında yapmak istediğim çok böyle anlamlı ve hani heyecanlı olduğum bir şey var. Yani şu anda bilmiyorum belki dikkatinizi çekmiştir ama saçlarımı uzatıyorum. Neden uzatıyorum derseniz 2021'de bayağı burama kadar falan uzatıp daha sonra saçım saçın olsun kampanyasına bağışlamak istiyorum saçlarımı şu kadar kestirip. En az 30 santim saç gerekiyor. O yüzden bayağı uzatıp sonra kısacık kestirmeyi planlıyorum. Bu çok anlamlı bir madde bence. Umarım bunu hani saçımı bağışlayabilecek kadar saçım uzar. Öyle. Size de tavsiye ederim. Eğer aranızda böyle bir şeyler yapmak isteyenler varsa, saçı uzun olup kestirmek isteyenler varsa, lösemili çocuklara peruk yapımı için bağışlayabilirsiniz. Ben de bununla ilgili ayrı bir video çekerim diye düşünüyorum saçımı kestireceğim zaman. Ama tabii ki aylar sonra olacak. Yani benim genel olarak böyle anlamlı, kendimi geliştirmeye yönelik maddelerim bu kadardı. Şimdi her yeni yılda aldığımız böyle klasik spesifik kararlara geçiyorum. Çok kendimi YouTuber gibi hissettim şu an. İlk maddem sağlıklı beslenmeye başlamak. Ben normalde böyle hayatımda çok sağlıklı falan beslenen bir insandım ki son zamanlarda çok saldım. Her şeyi yiyorum yani. 2021'e girerken biraz sağlıklı beslenmeye başlamak istiyorum. Daha sonra spora, yani evde yapabildiğim kadar spora başlamak istiyorum. Bir de belki biliyorsunuzdur ben LGS sürecinde yoga yapıyordum stres atmak için. Sonra bırakmıştım bir daha hani yaz tatili falan girince araya bırakmıştım. Ama tekrar yogaya başlamak istiyorum çünkü çok rahatlatıcı bir şey. Böyle insan o an bütün problemlerini unutuyor gerçekten yoga yaparken. O yüzden yogayı da düzenli olarak bir hayatımın bir parçası haline getirmek istiyorum. Böyle güzel planlarım var yeni yıl için. Bilmiyorum kaçını uygularım, kaçını direkt unuturum her yıl yaptığım gibi. Son maddemi de üçüncü olarak belirleyeyim o zaman. Daha önceki yıllarda yaptığım gibi yeni yıl kararlarımı uygulamamazlık yapmayacağım. Hepsini uygulayacağım diye bir madde de ekleyeyim ki belki yaparım. Benim genel olarak yeni yıldan beklentilerim, hedeflerim, planlarım bu şekilde. Siz de yeni yılda neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani ne gibi hedefleriniz var? Ders bazında olur, kişisel olur. Aşağıya yazabilirsiniz. Belki ben de kendime yeni hedefler bulurum yorumlarda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence böyle sohbet tadında biraz eğlenceli bir video oldu. Bana abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Benden nefret edeceğiniz bir espriyi de yapayım. Seneye görüşürüz.